Selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsündeyiz. Bugünkü konumuz Müslüman gibi yaşamak. Hakiki bir Müslüman olmak. Bir mümin olmak. Allah'ın izniyle o takva derecesine ulaşmak. O kadar çok hata görüyorum. Gerçekten insan düşündürüyor. O kadar çok insanlar şeytana uyuyor ki, o kadar fazla ne yazık ki kafirlik yapıyor ki, hani biz bunları Müslüman olarak göremeyiz. Değiller çünkü. İslamiyet'e karşı hareket ediyorlar ama İslamiyet'i savunduğunu zannediyorlar. Böyle de bir yanılgı, gaflet içindeler yani. Yani Yüce Allah'ın her anımızı gördüğünü düşünmüyorlar. Ne yazık ki her türlü haram işi yapıyorlar. O kadar düşündürücü ki. Başörtüsü takıp bakıyorsunuz her türlü hani ulu orta hiç umurlarında bile değil. Zinayı yapıyorlar. İçkiyi içiyorlar. Bağımlılık yapan her şeyi içiyorlar. Sonra da Müslümanım diyorlar. Ya böyle bir durum yok. Bakın Yüce Allah çok merhametlidir. Tövbeleri çok kabul edendir ama bu şekilde bile bile kafirlik yapıp ben Müslümanım demek doğru değildir. Değilsin çünkü kafirsin. Ya bunları anlatacağız yani gerçekten çok düşündürücü durumlar. Emin olun hani hiç inanmıyorum diyen bir insan belki de daha iyidir yani onu söyleyeyim. En azından o dini İstisnar etmiyor. En azından o şekilde yapmıyor. Ben onu da hani doğru bulmuyorum. İnanması lazım ama ona en azından bir şeyleri anlatırsın, bir şeyleri gösterirsin. Belki dost doğru bir şey de öğrenir. Ama bu Müslümanım deyip der türlü kafirliği yapanlar çok vahim yani gerçekten. Hani Yüce Allah bunlara fırsat vermesin. Böyle insanların hakkını yiyen, kul hakkı yiyen İş sektöründe olsun, diğer sektörlerde olsun. Düşünün. İş yerine bir adam çalışıyor. Sırf onlar gibi değil diye, hani onlar gibi kafir değil diye bir insanı hani hakkını yemek, onun yükselmesine engel olmak, onu dışlamak gibi tavırlar içine girebilirler. Çünkü kafirlerde bunlar vardır. Kafirler ister ki onlar da onlar gibi olsun. Kimse yani hakkın peşinden gitmesin. Onlar gibi batılın, haramın yolcusu olsunlar. Ama siz nerede olursanız olun, ne şart, ne teklif edilirse edilsin, siz haktan ayrılmayın. Bu bizler için daha hayırlıdır. Bakın Yüce Allah her anımızı görüyor. Ve hesabımız mükemmel. Herkes o hesabı verecek. Ona göre yaşasınlar. Öyle masal anlatmasınlar bize. Bahane uydurmasınlar. Yok ben şunu yapamıyorum falan. Öyle bir dünya yok. Müslümanım diyorsan yapacaksın kardeşim. Farzları her şeyden önce yapacaksın.